Merhaba sevgili severler, Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 22 Nisan 2022 günlerden cuma. Saatlerimiz 01:07'yi gösteriyor. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Ve bütün yarışsever dostlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir cuma günü temenni ederim. Sevgili yarısı severler bugün 22 Nisan 2022 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk kalabalık bir koşu programıyla sürprize müsait bir yarış programıyla start alacak. Öncelikle Bursa at yarışı analizlerim olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Arkadaşlar biliyorsunuz sizlerin izlemekte olduğunuz bu kanala abone olmanızı sağlamak, teşvik etmek amacıyla YouTube'da topluluk sayfamıza yazılı olarak tahminlerimi paylaşıyorum tuttuğum safkanları izah ederek yazılı olarak bu sayfamızda paylaşıyorum. Bu gönderilerimi görebilmeniz için öncelikle kanalımıza abone olmanız gerekiyor. İzlemekte olduğunuz bu kanala abone olmanız gerekiyor. Daha sonra abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine yani bildirim ziline tıklamanız ve ardından da tümü seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu durumda ben YouTube'da topluluk sayfamızda bir gönderi paylaşırsam ya da burada bir video paylaştığım esnada sizlere birebir bildirim yani birebir mesaj gelecektir sevgili yarışseverler. Bu konuda bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyorum kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Her iki taraf için de iyi olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir etkileşim yapma kararı aldım. Sevgili yarış severler 3 gündür ücretli WhatsApp grubumuzda sahadan aldığımız altılar ardı ardına tuttu. Şanlıurfa'da akşam yarışlarında sahadan aldığımız altılı tutmuştu ertesi gün yine Elazığ'da akşam yarışları yine sahadan aldığımız altılı hatta bu altılıyı da topluluk sayfamızda paylaşmıştım. Yine tuttu ve dün akşam İzmir ikinci altılı ganyan analizimiz yine sahadan aldığımız oyun bir kez daha tuttu arkadaşlar. Gerçekten WhatsApp grubumuzda özellikle sahadan aldığım istihbarat çok iyi gidiyor bu ara. Umarım daha büyüklerine umarım güzel ikramiyelere hep birlikte sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık grubumuza katılım bedeli 180 lira, 3 aylık grubumuza katılım bedeli 200 liradır. Yani 3 aylık katılım durumunda grubumuz yaklaşık 66 liraya Denk gelmektedir. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Yani bir cümle içerisinde kelimelerle telefon numarası bilgilerini ifade edelim. Aksi halde rakamlarla yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak yani normal bildiğiniz şekilde de mail yoluyla ile bana iletebilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okangunertv.gmail.com Kom diyerek ben evet arkadaşlar 22 Nisan 2022 Bursa 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 10 koşuluk bir program var. 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1500 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar ilk ayakta tam 17 safkan koşuyor. 17 safkan içerisinde sizlere analiz vereceğim. Burada öncelikli şansı ben 10 numaralı Lord of Smyrna isimli safkana vereceğim. Özellikle form durumunu çok beğeniyorum. Özellikle bu safkanın kim performansını çok beğeniyorum. Bugün öncelikli şansı bu isme vereceğim. Bu safkana rakip olarak da yine form durumu, performansı yüksek bir isim. 3 numaralı Çakır'ın kızı zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün Mustafa Çiçek kardeşimizi üzerinde gördüm. Evet, Sayın Askeri Can Polat'a ait Rockmaster temsilcisi bugün bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek İkinci şansı bu isme vereceğim. Yine altı numaralı Sweeps. Minnative Khan temsilcisi özellikle sonlarda çok etkili. Bugün 6 numaralı Sweeps Mahmut Turan idaresinde bu pist ve mesafede etkili olmasını beklediğimiz isimdir. Bu safkanı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Bitlis incisi ve 13 numaralı Vahşi Çocuk isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Burada da yine 20 safkan koşuyor arkadaşlar. Yine kalabalık. Bugün Bursa özellikle çok kalabalık koşu programından oluşuyor. Her an büyük sürpriz olabilir. Dikkatli olalım, temkinli olalım sevgili yarış Burada da beğenimi kazanan bir isim 15 numaralı Kızılca Pınar. Gerçekten gerek eşkali, gerek yapısı, gerek pedigrisi bir dayı bey torunu. Bu safkan hayatın ilk yarışında çimde Kadir Tokaçoğlu idaresinde çok güzel bir dördüncülük elde etmişti. Şartlı bir yarıştı. Tacım koşusuydu. O yarışı hiç unutmuyorum. Ve son yarışı kumda 3 ay aradan sonra etkili bir kısa vade 6 yarış gördü. Form durumunu çok beğendim. Bugün bu safkanı dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Gül Nisa Can Safkan esasında ilk yarışı terfi olmuştu ama çimde çok etkili koşmuştu. Güzel bir yarış yapmıştı. Özellikle çime yatkın bir safkan 4 numaralı Gül Nisa Can bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Erciyes Fırtınası bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak. Bir 7 ay aradan sonra koşacak. Bu safkanın da form durumunu çok beğendim. Bugün Tamerinoğlu temsilcisi 6 numaralı Erciyes Fırtınası. 3. şans vereceğim isim. Yine 12 numaralı Acar Su ve 3 numaralı Alkattan isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla beğenimi kazanan isimler oldu ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Bu yarışta da 18 safkan start alıyor arkadaşlar. Ben burada özellikle son yarışı sonlarda çok etkili bir isim. Sonlarda çok etkili beğenimi kazanan bir safkan oldu. Sönmez'in temsilcisi anne tarafından Vural'ın torunu. Evet 2 numaralı Musliha. Arkadaşlar 2 numaralı Musliha bugün Tolga Yıldız idaresinde bu grupta rahat bir birincilik yapabilir. Rahat bir birincilik elde edebilir. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 14 numaralı Kalabert. Form durumunu çok beğendiğim bir safkan. Japon gülünün temsilcisi bugün bu grupta Halil Altın idaresinde İkinci şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Acıdilli Fatih. 6 numaralı Son Emir. Burayı biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar. İki safkan daha vereceğim. 5 numaralı Son Parıltı. Ve özellikle Son Koştu. Evet Çim Yarışı. Çok beğendiğim Sayın Gıyasettin Şen'e ait bugün Nurettin Şen idaresinde eküri koşma avantajıyla bu koşuya katılacak 3 numaralı Özgür Fatih isimli safkanı da bu koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyanın 4. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Burayı banko bir isme yer, vermeye karar verdim. Özellikle çok beğenimi kazanan bir safkan oldu arkadaşlar. After market temsilcisi. Özellikle ben Çin performansını çok beğeniyorum. Bu safkanın bugün özellikle Furkan Yüksel İdaresi'nde etkili bir yarış bekliyorum. 11 numaralı La Plata isimli safkanı bugün 54 kilo sikletiyle Furkan Yüksel İdaresi'nde ben günün banko ismi olarak öneriyorum. Evet Altılı Ganyo'nun dördüncü yanında 11 numaralı La Plata isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyo'nun beşinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir safkan var. 10 numaralı Şahin Evvay. Bu safkan Sayın Deniz Kurtel'e ait bir isim. Bugün ilk defa start alacak. Ama bu safkanın özellikle pedigrisine baktığım zaman anneden kardeşi Iğdır Bey'i. Gerçekten etkili bir pedigrisi var. Baba invisible son. Yine iddialı bir aygır çekmişler. İddialı bir baba var. E, bugün ben Ildır Bey'inden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Tanımayan arkadaşlarımız için. Ildır Bey'i arkadaşlar özellikle hayatının ilk 5 yarışında altı yarışında ardı ardına Altı birincilik elde etti. İlk iki yarış kumdaydı. Daha sonra Çim'de Açık Grup 2. Yine Çim'de Açık Grup e, Kayı Bey koşusunu. Ardından Tay Deneme koşusunu. Ardından e, Türkiye Yarış Atı sahipleri ve e, yetiştiricileri derneği koşusunu ar aldı. Ardından da Çaldıran e, koşusunda bir güzel üçüncülük elde etmişti. Daha sonra istikrarlı olamadı Belki belli başlı arıza geçirmiştir, onu bilemiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir kanattı. Bugün galoplarına baktım, bir güzel 600 iş yapmış, sıkılmadan koşulmuş. Bugün koşacağım derse e kan üstünlüğüyle özellikle bu grupta etkili olabileceksin. Ama bu safkana da sıkı rakip bugün görüyorum. Özellikle son yarışını çok beğendiğim yine Invisible son temsilcisi 9 numaralı Ronda. Yani bugün 10 numaralı Shine Evay birinci şans vereceğim safkan olacak. Bu safkana sıkı rakip olarak da 9 numaralı Ronda isimli safkanı tecrübeli jockey Mustafa Çiçek idaresinde İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkanda Regatless, evet Regatless isimli safkanla anneden kardeş sevgili yarışseverler özellikle kumda etkili performans sergileyebilecek bir pedigriye sahip. Ve altılık Ganyan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışı son ayak analizimden sonra yine sizler için bir ufak altılı denemesi yapacağım bugün. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen yarışsever arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılım katılımda 200 lira şeklindedir. Yani 3 aylık katılımda grubumuz 66 liraya düşmekte. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Sevgili yarışseverler severler ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da mail yoluyla bana atabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okangunertv.gmail.com Arkadaşlar son 3 günde 3 altılı bulduk. 3'ü de sahadan aldığım analizlerde tuttu Dün İzmir altılı analizimiz tuttu. Daha önce Elazığ ve Urfa analizlerimiz ardı ardına tuttu. Yani bu hafta 3 altılı analizimiz, 3'ü de ikinci altılı analizi ve 3'ü de sahadan duyduklarımız köşemizde tuttu WhatsApp grubumuzda. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız dediğim gibi telefon numaranızı, bilgilerini yorumlar kısmına Yine yazı ile yazarak telefon numarasını yazı ile yazarak belirtebilirsiniz. Arkadaşlar altılık Anya'nın son ayağında ben 2 numaralı Galicia'dan bugün esasında çok etkili bir yarış bekliyorum. Yani bana bugün içimden bir ses son ayakta 2 numaralı Galicia'yı tek yaz diyor. Nedeni ise son yarışında 8.liğine girişini izlerseniz özellikle sonlarda öyle bir aksiyon yaptı ki yarışın bittiğini tabelaya giremeyeceğini anlayınca Safkan'ı zapt etti. O günkü jokeyi ve sekizincilikle yetindi ama biraz geç kalmasa bütün rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. O gün de Onur Yıldız kardeşimiz idaresinde piste çıkmıştı. Bugün Yine Onur Yıldız idaresinde piste çıkıyor. Bugün 2 numaralı Galicia'yı ben ilk şanslı isim olarak ve bugün alternatif banko olarak sizlere önermek istiyorum. Bu safkana sıkı rakip olarak ara vermemiş olsa belki bu grupta banko bile verebileceğim bir isimdi. 3 numaralı Tatlı Çağ. Gerçekten Çin'de özellikle bu grupta ben etkili koşmasını beklediğim bir isim. En son birinci ayda iki yarış gördü Sentetik'te. Bugün bu safkandan da Çetin Taş kardeşimiz idaresinde etkili bir yarış bekliyorum. Yine 6 numaralı Özüm Can ve 7 numaralı Barutan bu koşuda benim sırasıyla tuttuğum safkanlardır. Bu altını nasıl ufaltılabilir arkadaşlar? Ben şöyle bir analiz yapacağım. İlk ayakta yine 10 numaralı Lord of Smyrna ilk şans vereceğim isim. 3 numaralı Çakır'ın kızı. 6 numaralı Sweeps. 11 numaralı Bitlis incisi ve yeterli olarak görüyorum. 10, 3, 6 ve 11. İkinci ayakta 15 numaralı Kızılca Pınar isimli safkanı ben günün banko ismi olarak önereceğim. Ufak altılara 3. ayakta 2 numaralı Musliha, 14 numaralı Kayabert, 10 numaralı Acı Dilli Fatih, 6 numaralı Son Emir, 5 numaralı Son Parıltı ve 3 numaralı Özgür Fatih isimli safkanlara yer vereceğim. Dördüncü ayakta 11 numaralı La Plata'yı bugün özellikle bu sikletiyle Çin piste bank olarak tutuyorum. Safkan kısrak olmasına rağmen ben bugün çoğu erkek rakiplerinin yanında bu Safkan'a çok inanıyorum. Bugün banko isim olarak riske edeceğim bu grupta. Yine altılı Ganya'nın beşinci ayağında iki Safkan'la değerlendireceğim. 10 numaralı Shine Away ve 9 numaralı Ronda isimli Safkan'lara yer vereceğim. 6'lı Ganyo'nun son ayağında 2 numaralı Galicia, 3 numaralı Tatlı Çağ, 6 numaralı Özüm Can ve 7 numaralı Barutan isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle sizlerden ricam yeni bir YouTube kanalımız var sevgili severler. Bütün arkadaşlarımızdan yeni YouTube kanalımıza tam destek bekliyorum. Yeni YouTube kanalımıza geçiş yapmak için bakın arkadaşlar burada çıkacak logoya bir kere tıklarsınız. Abone ol butonunu göreceksiniz. İki kere tıklarsanız da yeni YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda bütün arkadaşlarımızın duyarlı olmasını, yeni kanalımıza abone olmasını önemle rica ediyorum. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili değerli severler.